toplu şekilde iftarları açmayı özledik. Kahvelerde çay içmeyi özledik. İşte açık havada dolaşma iftardan sonra böyle. Şimdi eski Ramazanlar eskiden hatır vardı, gönül vardı, saygı vardı, sevgi vardı, vardı. Eski Ramazanların neyi özlenmiyor ki? 2 yıldır pandemi nedeniyle Ramazanları evlerimizde geçiriyoruz. Eski Ramazanlarda en çok neleri özlediniz? Eski Ramazanlarda kaynaşma vardı. Aileler, akrabalar, dostlar, komşular birbirine gidip geliyorlardı. Ve şimdi ne yazık, işte telefonla neyle işte görüşüyorlar. Bu. Şimdi sen bir de giderken hazırlıklar oluyordu. O sana gelirken hazırlıklar oluyordu. Akraba, dost, eş birbirlerini hep kopmuyorlardı. Şimdi herkes birbirinden koptu. Sadece telefonda görüyorlar. O kadar. Ya evlerimizde geçirmekte kalmıyoruz. Sevdiklerimizden de ayrı geçiriyoruz. Çekirdek ailelere dönüştük maalesef pandemi nedeniyle. Eskiden sahurda bile komşularla, binadaki yan komşumuzla bir araya gelip beraber sahur yaparken şimdi iftarlarda bile bir araya gelemiyoruz. Tabii kalabalık sanki daha böyle bir bereket gibi geliyor. Ramazan coşkusunu daha keyifli yaşıyorsunuz. Bayramı daha büyük bir umutla bekliyorsunuz. Ama maalesef 2 yıldır ne teravih var, ne sahur var, ne iftar var. Bunlar da geçecek inşallah. Eğer kurallara uyarsak bu süreyi kısaltmak bizim elimizde. Maalesef kurallara uymadığımız için de sürekli uzuyor. Vallahi eski Ramazanlarda şimdiki gibi değil yani. Eskiden iyiydi, topluluk oluyordu. Ramazan sokağı falan oluyordu. Şimdi hiçbir şey yok. Her zaman evdesin, evdesin. Farklı bir şey olmuyor yani. Evden çıkamıyorsun. Hep evdesin. Gerçi biz çıkmasak da çıkan çoktur. Hastalıklı olup da çıkan da çoktur. O yüzden öyle yani. Eski Ramazanlarda neler vardı? Birbirine misafirliğe, sahura, iftara gitme vardı. Şimdi o yok. Eski Ramazanlarda çevre, isim akrabaları ziyaret etme, saygı, sevgi, birlik ve beraber olma, toplum arasında bir saygınlık vardı. Şimdi o saygınlıkların hiçbiri kalmadı. Kimse kimseyi tanımaz oldu. Zaten bir daha pandemi dolayısıyla hiçbir yere çıkamıyoruz. Evde hapsiz yani kısacası. Durum bu. Vallahi her şeyi özledik ya. Aile ilişkisini özledik. Ondan sonra saygıyı özledik. Sevgiyi özledik. Yani bereket kalmadı artık. Onları özledik. Eski Ramazanlardaki tabii hani komşulukları, gidip gelmeyi, aile beraber olup aynı sofrada yemek yemeyi tabii ki. Şimdi her şey uzak. Kimseye gidemiyorsun, gelemiyorsun. Mahvetti bizi. Yani eski Ramazanlar tabii ki güzeldi. Mesela ailemizle beraber sahur yapmayı, iftar yapmayı, onları özledik. Şimdi her şey uzak, yasak. Gidemiyorsun, gelemiyorsun. Dürüst insanları özledik. Birbirimize çocuğumuzu bırakarak, ne bileyim, aç olanlar, tok olanlar birbirini gözetlerdi. Onları özledik. Neyi özleyeceksin? Şimdi insanlar birbirine selam vermekten kaçıyorlar. Yani bu gerek geçime, gerek insanların yaşam tarzı çok değişti ya. Onun için bir tanıdığını gördüm ya, aman benden bir şey mi ister? Yani bununla ilgili tabii diyorum ya, geçim insanları çok değiştirdi. Ramazan'da daha doğrusu benim ilgim geçimle. Sıkıldığımız geçimle ablam. Kendilerine gelince lebalep geçimler oluyor. Ramazan'a bahsettiniz ama bizlere gelince sabredin geçim. Başka bir şey demek istemiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi özlem her zaman için özlemdir. Yalnız işte ortada bir vaka var. Vakanın yüzünden dolayısı bir şey diyemiyoruz, bir şey yapamıyoruz ama buna da şükür, çok şükür. Başka yapacak bir şey yok. Bunu sinemize çekecek, bunu kabullenecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi eski Ramazanlar eskiden hatır vardı, gönül vardı, saygı vardı, sevgi vardı, vardı. Ama şimdi ise yine de saygı, sevgi var ama eski kimi değil yani. Eski kimi değil. Yani şükür, çok şükür. Şükretmekten başka bir çaremiz yok yani. Ortama uymak lazım. İnsanlar birbirini saymak, sevmek lazım. Yani lazım da lazım. Her şey lazım. İhtiyacımız var yani. Ne ihtiyacımız var? Birbirimizin saygısına, sevgisine ihtiyacımız var. Kahvelerde çay içmeyi özledik.
İşte açık havada dolaşma iftardan sonra böyle geniş geniş ferah ferah. Tabii Ramazan zaten hani manevi iklimi var yani pandemiye rağmen yine var ama tabii ki özledik eski Ramazanlarımız. Eski Ramazanlarımız tabii biraz daha asabi. Ramazan hasabıyla sigara kullandığımız için gergin oluyoruz. Ama tabii ki işte böyle nasıl diyeyim ki fırınlarda pide yaptırmayı, o sıraları, o kuyrukları özledik. Yani öyle. Eski Ramazanların neyi özlenmiyor ki? Yani ahbaplık soğudu, arkadaşlıklar, günübirlik görüşmeler, yemekler, bir araya gelmeler. Kimse kimseyi dinleyemez oldu. Yani bir Covid gerçekten herkes küçümsedi ama şu anda herkesi teslim almış durumda. Eski Ramazanlarda her gün davetler olur, herkes bir araya gelir. Herkes herkesin derdini dinleyebilir, ilaç olmaya çalışır. Ama şimdi herkesin derdi Covid. Tabii bu Covid'e ne kadar engel olabiliyor devletimiz, o da tartışılır tabii. Şimdi devletimiz ne derece sağlığa ağırlık gösterebiliyor, ne derece mesela şimdi konuştuğum insanların %95'i aşı vurulmaya karşı. Çünkü biz Çin'in en ucuz mallarını aldığımız için yani Çin'den gelen bir şeyin kaliteli olduğunu inanmıyoruz biz. Çünkü toptancısı, hırdavatçısı yani bu hastane malzemeler olsun, medikal malzemeler olsun Çin malını almamaya çalışıyoruz ama bunlar nasıl bir değerlendirdiler ki bir devletimiz olarak milletine Çin aşısını layık gördü. Yani belki de sağlıklıdır ama kimse vurulmayı düşünmüyor. Toplu şekilde yemekleri özledik. Birbirimi akraba ziyaretleri olarak da görerek toplu şekilde iftarlar açmayı özledik. Bir de özlenen bir durum yani şu anda olup da önce de olup şu anda olmayan akrabalarımız var, vefat edenler. Onların biraz özlemi oluyor. Onlarla yani yapılan iftarlar bir farklıydı. Şu anki iftarlar bir farklı. Zaten şu anda iftar yapacak bir durum da yok. Ortalıktaki hastalıktan dolayı.